Ne gezerken oldukça dikkat çekiyor. Böyle bir şey aklıma geldi. Hani 2 sene önce bu işi yaptım. Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşını ziyarete gelen kadın sokakta yürürken otomobilden inen kimliği belirsiz bir kişi çantasını almak istedi. Bu sırada ikilinin arasında arbede yaşandı. Kimliği belirsiz kişi çantayı alıp kaçarken kadın parmağından bıçak kesiğiyle yaralandı. Çantamı aldı abi, çantamı ben sattım. İçinde telefonum, kimliği, param, her şeyim gitti. 1.000 liram vardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler belirtilen otomobili bulmak için çalışma başlattı. Lider Haber'den herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos 2022. Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı, büyük taarruz zaferinin 100. yıl dönümü. Cumhuriyet tarihimizin bu en önemli günlerinden olan zafer gününde Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos zaferiyle kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramımızı kutluyor. Hepimize ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde nice bayramlar diliyorum. Ben Cansu Oktay, Ana Haber Bülteni başlıyor. Bundan tam bir asır önce sayın seyirciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerde törenler düzenlenip kutlamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da devlet erkanı ile birlikte 30 Ağustos'ta Anıtkabir'deydi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı. Devlet erkanı ise Anıtkabir'deydi. Anıtkabir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneyi devriyesinde zat-ı silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deki törenin ardından devlet mezarlığını ziyaret etti.
Törene büyük taarruza katılan komutanların aile etrafları da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenine katıldı. Törende DEAŞ'a ilk büyük darbeyi biz vurduk diyen Erdoğan, düzenlediğimiz operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesini koruma konusundaki gücünü tüm dünyaya gösterdik. Türkiye artık darbeci zihniyetin askeri eğitim ve öğretim sistemini terk etmiştir. Küresel ve bölgesel gelişmeler ordumuzu daha fazla insan gücüyle takviye etmemiz gerektiğine işaret ediyor. Ülkemizi 2053'e hazırlarken en büyük güç ordumuzdur, dedi. Konuşmasında ekonomiye de değinen Erdoğan, önümüzdeki en büyük sıkıntı ekonomide yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir. Yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız, ifadelerini kullandı. Ulusal bağımsızlığın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Antalya'da da büyük bir coşkuyla kutlandı sayın seyirciler. Çelenk sunumuyla başlayıp çeşitli etkinliklerle devam eden törene Antalya halkı da yoğun ilgi gösterdi. Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Vali Yazıcı'nın protokolün tebriklerini kabulünün ardından geçit töreni yapıldı. Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek askeri araçla düzenlenen geçit töreninde katılımcıları selamladı. Vatan topraklarının düşman işgalinden kurtuluşu, ulusal bağımsızlığın büyük zaferin 100. yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı Antalya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Güzel oldu tabii. 30 Ağustos bir bayramımız bizim Türkiye'nin. Onun için mutluyuz yani. Başka ne diyebilirim yani? Tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramlarımız her gün olsun. Atatürk bunu bize armağan etti. Gelecek nesile de biz bırakmamız lazım. Bunu unutmayalım ki o adam memleketi kurtardı. Biz onun sayesinde bu toprakların üstünde geziyoruz. Gerçekten Atatürk'ün yolunda gitmek çok gururluyum. Çok teşekkür ederim. Herkese 30 Ağustos Bayramı kutlarım. Şiirlerin okunduğu, halk oyunlarının oynandığı tören, Türk bayraklı öğrenciler, gaziler, jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin geçiş töreniyle sona erdi. Yurdun dört bir tarafından bu güzel ve anlamlı günün, gururlu günün kutlama haberleri geldi bugün. Antalya ve Muğla'lı çiftçiler de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Batı Torosların en yüksek noktalarına çıktılar ve 3024 rakımdaki Uyluk Tepesi'ndeki Türk bayrağını yenilediler. Antalyalı ve Muğlalı çiftçiler 7 yıl önce zirveye Türk bayrağını diken motosiklet tutkunu Şaban Dede öncülüğünde bir araya gelerek bir kez daha 3024 rakımındaki Uyluk Tepesi'ne çıktı. Batı Toroslar'da dalgalanan Türk bayrağı çiftçiler tarafından bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yenilendi. Uyluk Tepesi'ne çıkarak ay yıldızlı bayrağı diken Şahan Dede, bayrağı yenilemeye devam edeceklerini söyledi. Her yıl buraya geliyoruz. 7 yıldır buradayız. Bu bayrağı yenilemekte, bu bayrağı kontrol etmekteyiz. Ölümlü dünya, bu dünyada yaşamayacağız. Hepimiz bu dünyadan göçeceğiz. Ama bizden sonra yeni nesiller var. İşte görmüş olduğunuz bu nesiller bizden sonra bu bayrağı burada dikmeye devam edecekler. NEF Vakfı da Türk milletinin zafere koştuğu ve bir ulusun yeniden doğduğu büyük taarruzun 100. yılında dünyanın en zorlu maratonlarından birini düzenledi. Gelenekselleştirilerek her yıl gerçekleştirilmesi planlanan 295 kilometrelik Zafer Ultra Maratonu bugün Afyon Kocatepe Anıtı'ndan başladı. Milli mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen Zafer Ultramaratonu ünlü sanatçı İskender Paydaş konseriyle başladı. NEF Vakfı aracılığıyla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek olacak ve 6 gün sürecek maraton boyunca koşucular rota üzerinde Sancaktar Mehmet'in cepheye mermi taşıyan Zehra Ana'nın yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacak.
Koşunun ilk etabında Emir Salih Karakuzu 7,5 kilometreyi yaklaşık 22 dakikada bitirerek birinci oldu. Çok mutluyum. Zaten bildiğimiz bir parkurdu. Biz bu parkuru çıkış inişi olarak yapıyorduk. Bildiğim bir parkur olunca, bildiğim yollar olunca kolay geldim, hızlı geldim. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3. nesil yerli ve milli pasaportun üretimini başlattı. Bakan Soylu, Eylül ayı sonuna kadarsa 170 bin pasaportun basılacağını açıkladı. Lale motifi de var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yerli ve milli pasaportun üretimini başlattı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, yeni nesil ehliyet, çipli kimlik kartı ve yeni nesil pasaportlarda bugüne kadar yapılanları anlattı. Eskiden ehliyeti de, pasaportu da emniyet müdürlükleri veriyordu. Ve 2018 yılında bunları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne transfer ettik. Ve bu transfer çerçevesinde de bunu sağlamaya başladık. O günden bu yana 77 milyon kimlik verdik. Bu 77 milyon kimlik de çipli kimlik. Ve bunun son 6 milyon 700 binini de 2022'nin ocağından bugüne kadar verdik. Çünkü hazırlıklarını biz yapıyoruz. Kartlarını biz hazırlıyoruz. Yani Türkiye olarak biz hazırlıyoruz. Darphaneyle çalışıyoruz. Ve gerek çipin ihtiyaç kadar depolanmasını, gerek kartın ihtiyaç kadar depolanmasını bizler yapıyoruz. Stokta tutabilme imkanına da sahibiz. Yine bunun yanı sıra Ocak ayından bugüne kadar 1 milyon 630 bin de pasaport bastık. Peki geçen sene ne kadar bastık aynı tarihte? Yani geçen sene Ocak'la Ağustos dönemine kadar bastık. 1 milyon 15 bin. Yani geçen yılın yaklaşık 615 bin daha, çok özür diliyorum, 1 milyon 153 bin. Düzeltiyorum. 1 milyon 153 bin. Geçen yılın nereden bakarsanız 500 bine yakın daha fazla bu sene pasaport basmış oldum. Peki çipli kimliği basarken bir problem yaşamıyor ve 3 günde götürüyorken niye Mart sonundan itibaren çipli pasaportta bir daralma yaşadık? Çünkü dünya yaklaşık 1,5-2 yıldır daralma yaşıyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da Avrupa'nın geleceğiyle ilgili panele katıldı. Ukrayna'daki savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Slovenya'da ikili temaslarda da bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok sayıda Avrupa ülkesinden bakanla birlikte Slovenya'da düzenlenen panele katıldı. Moderatörlüğünü ünlü İngiliz sunucu Nick Gowing'in yaptığı panelde Çavuşoğlu, Ukrayna'da devam eden savaştan ders çıkartılması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Avrupa'da ve dünyada başka savaşların çıkmaması için kurulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, savaş Avrupa'ya geri döndü diye konuştu. Savaşı sona erdirmek için Türkiye'nin hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla temasta bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu diyaloğun meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Tahıl koridoru anlaşmasının da bu diyaloğun sonucu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu sürecin ateşkes ve kalıcı barışla sonuçlanmasını istediklerini açıkladı. Slovenya'da ikili temaslarda da bulunan Çavuşoğlu, görüşmelerin içeriğiyle ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Yaz ayına girilmesiyle birlikte pazarda fiyatlar düşmeye başlamıştı sayın seyirciler, fakat yaşanan fiyat düşüşleri vatandaşı tatmin etmiyor. Hal böyle olunca pazarcı esnafı ve vatandaşlar arasında da gerginlikler yaşanıyor. Ateş pahası. Pazarda fiyatlar geçtiğimiz aylara oranla düştü. Fakat vatandaş fiyatlardan memnun kalmazken esnafsa fiyatların oldukça makul olduğunu söylüyor. Artmasın yeter. Düşmesi zaten mümkün değil. Beklemiyoruz da düşmesini. Tabii kışın bakalım ne olur. Vatandaş mahal diyor. Vatandaşa bedava vereceksin, evime getiriyor diyorlar. Onun için normal yani fiyatlar şu anda. Pahalılık da çok zor.
Pazarda fiyatlarsa şöyle. Domates fiyatları 10 lira, 8 lira, kavun 7 lira, acır 15 lira, salatalık 10 lira. Sivri biber 7 lira, çaliston 7 lira, köy biberi 7 lira, kırmızı biber 15 lira, kıl biber 15 lira. Kış ayında domatesi hem daha lezzetli hem de daha uyguna yemek isteyenler yaz ayından kışlık yapmaya başlıyor. Fakat vatandaşlar bu yıl fiyatlardan dolayı kışlığın yapılamadığını söylüyor. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi salça aradım 70 lira dediler bir kilosuna. Salçalık domates de olmuş 6 lira. 10 kilodan çıksa 60 liraya mal olur. Onun emeği ayrı bir dert. Nerede? Hiçbir şey alamadık. Bir barbuya 25-30 lira. Nerede yapacağım? Hiçbir şey koymayacağım dondurucuya. Bazı vatandaşlarsa çözümü bakın nasıl buldu. Yaptım. Hale gidip de aldım. Pazarlarda biraz pahalı. Halden domatesi 2,5 liraya alıp da yaptım. Burada 5 lira, 8 lira. Kışlık kavanozlarımı halden alıp da yaptım. Pakistan'daki sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde içerisinde 500 ton yaşam malzemesinin yer aldığı iyilik treni Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. Haziran ayından itibaren devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu iyilik treni hazırlandı. Amin. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan trenin içerisindeki 500 tonluk yaşam malzemeleri ise AFAD koordinesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle oluşturuldu. Beslenme, giyinme ve sağlık malzemelerinin bulunduğu tren Ankara Garı'ndan törenle gönderildi. Törene çok sayıda önemli isim ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İyilik trenimiz Türkiye'den İran'ın Zahedan istasyonuna 8 günde varacaktır. Yardım malzemelerimiz de buradan yapılacak aktarma ile Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Törende açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer de Türkiye'nin her zaman yardıma koşan ilk ülke olduğunu belirtti. Çok kısa sürede, 2-3 günlük bir sürede hem devlet demir yollarımızın olağanüstü gayretleriyle hem de sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek kısa sürede bir organizasyon yaptık ve bugün itibariyle ilk trenimizi göndereceğiz. Burada kripto para mağdurlarına müjde gibi bir haber geldi sevgili izleyiciler. Detaylara bakalım. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer binlerce insanı dolandırıp kaçmıştı. Arnavutluğun Vlora kentinde yakalandı. Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi içinse işlemlere başlandı. Türkiye'den firar ettikten sonra kırmızı bültenle aranan kripto para borsası TODEX kurucusu firari Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı. Yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanan Özer, 20 Nisan'da Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Söz konusu otelin başkent Tiran'da olduğu ifade edilmiş ve Özer'in resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzattığı görülmüştü. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'dan haberler var sırada. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'la ilgili açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretimine 29 Ekim'de resmen başlanacağını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki Oda ve Borsa Yönetim Kurulu başkanlarıyla Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada yerli ve milli otomobil üretimi hakkında açıklamalarda bulundu. 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Yerli ve milli bir otomobil üretme rüyamızda Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim'de Allah nasip ederse kapılarını açıyor. Ve fabrikada resmen üretime geçiyor değerli kardeşlerim. 2023'ün ilk çeyreğinde de yurt dışı içinde satışa geçiyoruz.
Yani çok yakında Bursa caddelerinde hep beraber TOGG'u görmeye başlıyoruz. Bursa'da gastronomi festivali başlıyor sayın seyirciler. Kentin öne çıkan coğrafi işaretli tescilli pide köftesi de standlarda yerini alacak. Lezzetiyle herkesi büyüleyen yemeğin sırrınıysa meşhur ustasından dinledik. Bursa'ya has lezzetlerinden biri olan pideli köfte yarım asırdır özenle hazırlanıyor. Aynı zamanda geçen yıl coğrafi işaret tescilli ürünlerinden biri oldu. Coğrafi işaret tescilli pideli köfte. Pideli köfte aslında dünyaya yarışacak bir ürün yani. Türkiye'nin birçok noktasında tüketilen pideli köftenin çıkış yeri Bursa'nın Kayhan Çarşısı. Kayhan Çarşısı 600 yıllık bu bir Osmanlı çarşısıdır. Bu Kayhan Çarşısı'nda İskender kebabının doğum yeridir bu Kayhan Çarşısı. 150-160 yıllık bir geçmişi vardır İskender kebabının. Pideli köfte de ona alternatif doğmuştur. Tabii birçok insan İskender'in yerine pideli köfteyi tercih ediyor Kayhan Çarşısı'nda. Gerçekten bütün Bursa'mıza ve Türkiye'mize aşama aşama yayılmaktadır pideli köfte. Pideli köftenin doyurucu özelliği tabii ki vardır. Zaten Bursa'mızda oluşacak gastronomi festivalinde bu pideli köftemiz standlarda yerini alacaktır İskender'in yanında. Kahraman pideli köftenin püf noktalarından da bahsetti. Neler? Pideli köfte yaparken tabii ki tırnak pidesi önemli. Tereyağı, tuzlu tereyağı çok önemli. Ve bir de kıymanın süt danasından olması önemli kıyma. Onu kıymayı yoğurması, kaliteli bir etin olması ve ustaların el mahareti de önemli burada. Gerçekten nefis gözüküyor. Sıradaki haberimiz çocuk yiyip deyip geçmeyin diyen bir haber sevgili izleyiciler. İzmir'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Kavak ailesinin hayatını 10 yaşındaki kızları değiştirdi. Nasıl mı? İnternette tesadüfen izlediği bir video üzerine marafalfa bitkisi ekmeği ailesine öneren küçük kız sayesinde aile rekor seviyede hasat elde ediyor. Yüksek verimi nedeniyle dünya genelinde tercih edilen kabayem bitkisi marafalfa hayatlarını değiştirdi. Bu arazide bir kız çocuğu beni tanımış, YouTube'dan izlemiş, Sümeyra. Annesini ve babasını ikna etmiş bu genç kızımızın, Sümeyra'nın sayesinde bu 13 tane modeli Türkiye'de Ödemiş'te geliştireceğim. İzmir'in Ödemiş ilçesinden ailecek hayvancılık yapan Kavak ailesinin 10 yaşındaki kızları Sümeyra, internette gezerken bir anda çok heyecanlandığı bir videoya denk geldi. Çocukluğundan beri hayvanların içinde büyüyen ve ailesi gibi üretime ilgisi olan 10 yaşındaki küçük Sümeyra, internette denk geldiği marafalfa bitkisinin videolarını izleyince bizim çiftliğimize bu lazım dedi ve ailesini harekete geçirdi. Şimdi ben internette normal film izlerken önüme Turan abinin videosu çıktı. Oradan daha çok YouTube'dan, Facebook'tan araştırıp Turan abinin numarasını buldum. Sonra anneme tanıştım. Annem tamam babanla konuşalım dedi. Uzun bir süre sonra babamla tanıştık. Babam dedi iyi tam dikelim dedi. Diktik ve şimdi çok memnunuz. Sümeyra'nın fikrinin üzerine marafalfa üretimine başlayan Kavak ailesi bir yılın sonunda aldıkları sonuca inanamadı. Marafalfa yem bitkisinin ilk dikimini ilkbaharda gerçekleştiren Kavak ailesi ilk seferde bir dönümde 70 ton hasat yaparak adeta bir rekor kırdı. Ben tabii ilk öncelerde biraz kararsız kalmıştım. Sonra ben de biraz takip etmeye başladım. Ve sonunda kendim yani kanat geldim. En son eşimin ve çocuklarım sayesinde bu işi dikmeye karar verdim. Turan Bey ile araştırdık, konuştuk. Ondan sonra dikimimizi yaptık. Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia'da Mersinli arıcı Celal Çay 4 ayrı madalya alarak arıcıları gururlandırdı. Türkiye'yi dünya ikinciliğine taşıyan Celal Çay ödülünü Türk arıcıları adına aldı. Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia'da bu yıl 127 farklı ülkeden 12.500'ün üzerinde davetli İstanbul'da buluştu. 2019 Apimondia'da organik bal üretimi gerçekleştiren Mersinli arıcı Celal Çay, Türkiye adına 4 ayrı kategoride ödül aldı. Celal Çay, ülkemizde arıcılığın önemli bir sektör olduğuna değindi. Türkiye'deki ballar çok kaliteli, yeter ki bunu tanıtalım. Biz Eğriçayır olarak, Eğriçayır yaylasında üretim yapan bir arıcı olarak
ballarımızı tüm dünyaya tanıtma misyonunu sahipleniyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Ülkemizde arıcılık çok önemli bir sektör. Binlerce aile bu arıcılıktan geçiniyor. Türkler de balı şifalı olduğu için çok tüketiyor. Türk arıcıları olarak her geçen yıl daha kaliteli ballar üretiyoruz. Bu Apimondia'daki yarışmalar da ödül almak bizleri geliştiriyor. Biz bunu adeta arıcılık sektörünün olimpiyatları diyebiliriz. Öte yandan dünya birinciliğini ise ABD kazandı. Bursa'da köylülerin yüzlerce yıllık geleneği bu yılda yaşatıldı. Yaşlılar çuvalla yarıştı, gençlerse deve kılığına girdi. Köyde etkinliğe katılanların neşeli anları ise kameralara yansıdı. Büyük Orhan ilçesine bağlı Danacılar köyünde yüzlerce yıldan beri devam eden gelenek kapsamında yemekler pişirilip davetlilere ikram edildi. Ayrıca çocuklar, gençler ve yaşlılar arasında yarışmalar düzenlendi. Küçük çocuklar kaplumbağa kılığına, gençlerse deve kılığına girdi. Yaşlılarsa çuvalları giyerek düşe kalka yarıştı. O anlar kameralara yansıdı. Danacılar Dernek Başkanı Reşat Karış, renkli görüntülere sahne olan yarışmaların yüzlerce yıldan beri devam ettiğini söyledi. Bizler bu yörenin sosyoekonomik olarak geri kalmış bir bölgesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla çoğu insan Bursa'ya göç etmiş durumda. Bu yüzden aradaki kültürel bağların kopmaması için bu tarz organizasyonların önemi çok büyük. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu keyifli görüntülerle yurttan derlediğimiz haberlere gidiyoruz. Türkiye turu var sırada. Afyonkarahisar'da ticari taksinin tırla çarpıştığı kazada taksi şoförüyle yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Kazada taksinin parçalarının adeta tıra saplanmasıysa olayın dehşetini gözler önüne serdi. Hatay'da bir iş yerine pompalı tüfekle girerek çelik kasa içerisinden 15 bin lira çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık konusu malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tekirdağ'da servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kaza kameraya yansıdı. Kazada hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Bitlis balı Londra Uluslararası Bal Yarışmaları çerçevesinde bütün testleri başarıyla geçerek dünya birinciliği elde etti. Kahramanmaraş'ta bir kamyonun koyun sürüsüne dalması sonucu küçükbaş hayvanların büyük bölümü yol kenarına savrulurken 20 küçükbaş hayvan da telef oldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesini 2022 yılının 8 ayında 150 bini konaklamalı olmak üzere 500 bin turist ziyaret etti. Sarıkamış'ta aç kalan bozayı karnını doyurmak için caddeye indi. Çöp konteynerini deviren ayı aldığı çöp poşetiyle gözlerden kayboldu. Türkiye turunun ardından bültene devam ediyoruz. İzmir'de iş adamı Cem Bakioğlu'na ait olduğu öğrenilen helikopter acil iniş esnasında yan yattı sayın seyirciler. Helikopterde bulunan iki kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir heliporttan havalanan sivil bir helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı. Yaklaşık 150 metre uzaklıktaki boş bir araziye acil iniş planlayan pilotun iniş yaptığı esnada helikopter arızadan kaynaklı yan yattı. Helikopterin pervaneleri ise zemine sürterek parçalandı. Helikopterde bulunan ve hafif yaralandığı belirlenen iki kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken helikopterin İzmirli iş insanı Cem Bakioğlu'na ait olduğu öğrenildi. Kağıthanede bir kadın iki gaspçı müşteri gibi girdikleri kuyumcuyu soymaya çalıştı. Sesleri duyan çevredeki esnafın müdahalesiyle yakalanan iki şüphelinin soygun girişimi saniye saniye kameralara yansıdı.
Gültepe'deki bir kuyumcu mağazasına müşteri gibi giren biri kadın iki kişi biber gazı sıkarak ve darp ederek kuyumcu Yaşar Güngör'ü etkisiz hale getirmeye çalıştı. O esnada kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne geldi. Dışarıya çıkan iki şüpheli esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövüldü. Soygunanları ve linç girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Biri kadın iki gaspçı olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı suç araştırma büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan aldığı darbelerle burnu kırılan kuyumcu Yaşar Güngör ise hastaneye kaldırıldı. Kuyumcu tedavinin ardından taburcu edildi. Bursa'nın Dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu sayın seyirciler. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken birçok bölgede ise heyelan meydana geldi. Bursa'nın Dağ ilçesi Harmancık'tan yağan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etrafı beyaza bürüyen dolu yağışının ardından gelen sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü. Bir caminin minaresi rüzgar ve dolu sebebiyle yıkılırken ilçenin birçok bölgesinde heyelan oluştu. Çayır mahallesinde bulunan derede taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler yollardaki toprakları kaldırmak için çalışma başlatırken vatandaşlarsa çaresizce yağışı izledi. İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda 2 milyon lira değerinde tonlarca bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İstanbul'un Beykoz ilçesinde kaçak nargile tütünü bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünüyle tütün imalatında kullanılan ham madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı yeşil bölgede başlayan silahlı çatışmalar devam ediyor sevgili izleyiciler. Yerel kaynaklar çatışmalarda 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Irak'ta Sadr grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerinin yeşil bölgedeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basması üzerine başlayan gerilim çatışmaya dönüştü. Sadr grubunun askeri kanadıyla güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarda hafif silahların yanında havan topu ve roket atarlar da kullanıldı. Meydana gelen çatışmalardan ölü ve yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken yerel kaynaklar 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını söyledi. Sokak savaşı sürerken yeşil bölgede bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği binası çevresine 4 adet Katyuşa roketi düştü. Bağdat'la başlamışken dünyada bir bakalım neler oluyor bugün. Dünya turu var sırada sevgili izleyiciler. Meksika'da kafa kafaya çarpışan iki araç kazanın ardından alev aldı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Kazanın araçlardan birinin ters şeride geçmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde otoyolda aracından inen İsrailli yerleşimci eline aldığı palayla araçta küçük çocukları bulunan Filistinli aileye saldırdı. Saldırganın daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Türk şehitliğinde düzenlenen törenle kutlandı. Düzenlenen törene çok sayıda önemli isim katıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek enflasyon nedeniyle 3 aylığına getirilen aylık 9 euroluk toplu taşıma bileti uygulaması sona eriyor. Uygulamanın devam etmesi için halk gösteri düzenledi. Irak'ta patlak veren şiddet olayları sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Kerkük sokakları sessizliğe büründü. Güvenlik güçlerinin birçok noktayı tuttuğu kentte az sayıda kişinin sokakta olduğu görüldü.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i nükleer enerji kullanımının İran'ın doğal hakkı olduğunu belirterek nükleer enerjiden vazgeçmeyeceklerini söyledi. NASA'nın Orion uzay aracını ay yörüngesine taşıyacak Artemis görevi çerçevesindeki uzay fırlatma sistemi roketinin fırlatması teknik arıza şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Motorlardan birinde nedeni belirlenemeyen bir sıcaklık sorununun tespit edildiği öğrenildi. Ve hayata dair. Sinop'un Gerze ilçesinden yola çıkan iki ultra doğa yürüyüşçüsü kadın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için tam 30 kilometrelik yolu 8 saatte yürüyerek yanlarında getirdikleri bayrağı teslim etti. Çatma! Kurban olayım çehrine ey Nazlı Hilal! Sinop Gerze Kuzey ultra doğa yürüyüşçüleri Neslihan Çavdar ve Bilge Kuroğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için Gerze'den sabahın ilk ışıklarında yola çıktı. Merkez ilçeye doğru hareket eden kadınlar 30 kilometrelik yürüyüşlerini tam 8 saatte tamamladı. Yanlarında getirdikleri Türk bayrağını ise İskele Meydanı'ndaki Atatürk kanıtı önünde kendilerini karşılayan Sinop Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerine öperek teslim etti. Yani çok duygulandım, mutluyum, huzurluyum. Yani başardığımız için, arkadaşım Bilge ile beraber başardığımız için çok mutluyum. Gerze'den Sinop'a geldik. Ayrıca ben şunu demek istiyorum. Şehitlerimiz var. Ama bir de gazilerimiz var tabii ki. O dönemde bizlere bu ülkeyi bırakan gazilerimiz var. Tabii ki gazilerimizi de unutmayalım. Çatma! Kurban olayım çehrine ey Nazlı Hilal! Ve bülteni noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor. Türk milletinin bu büyük bayramını kutluyoruz. Unutmayalım, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ana haber bülteni sona erdi. Herkese iyi akşamlar. Müzik.